Efendim, bölgenin en son yatırımı herhalde Yason Blue Hotel. Evet, evet. Ne zaman açtınız? Bir ay oldu. Yani 1 Temmuz itibariyle açtık. Bismillah dedik. 1 Temmuz itibariyle açıldı. Kaç kapasiteli? Şu an efendim 33 odaya sahibiz. Yani 66 kişilik. İlave yataklarla 75 kişi olabiliyor. Yanı sıra havuz hizmetimiz var. Havuzumuz da var. Ekstradan yanında yine konferans ve açık hava düğün salonumuz var. Odamız, odalarımız, restorantımız, yani büyük bir restorantımız, 385 metrekare olarak hizmete girdik. Evet. Yason Blue'un tam karşısındasınız. Evet. Yani buradan gün batımı zaten çok meşhurdur. Aynen. Evet. Böyle bir lokasyonda olmak nasıl bir duygu uyandırıyor insanda? Yason Blue, yani işte sizin de söylediğiniz gibi lokasyonumuz çok güzel. Biz bir kere yani şanslıyız. Köyümüz çok güzel bir köy. Bu köyde de yani böyle bir yere sahip olmak, Allah'ımıza şükürler olsun, hamdolsun. Allah bize nasip etti. Biz de bu güzelliği bütün insanlara, bütün misafirlerimize en iyi şekilde sunmaya çalışıyoruz. Nereden aklınıza geldi bir turizm tesisine sahip olmak ya da bir turizm tesisini işletmek? Aslında şöyle, bu kapasitede bir tesis niyetimiz yoktu. Ama yer kendimizin, atalarımızın yeri. Biz de kolay kolay, ya Allah düşürmesin gene, yani bir kötü, zor bir durum olmadığı sürece ata yerlerini çok fazla satmayız. Yerimizi değerlendirelim istedik. Daha küçük bir şey yapmayı düşündük ama ilk önce baktık yani kapasite bizi ister istemez bu şekilde yani büyük bir tesise zorladı. Bize göre büyük tabii ki. Yani iş biraz bizden çıktı. Arz ve talep doğrultusunda ki bu noktaya geldik. Siz işi değil, iş sizi biraz yönlendirdi gibi. Yani mecbur, biz de artık bir noktadan sonra bir şey yapamadık. Yani işin bizi yönlendirdiği yola doğru gitmemizden başka çare kalmadı. Bu yolun, ben çocukluğumdan beri bu yolu çok kullanan birisi olarak, daha önce öbür yol yoktu tabii. Evet. Hakikaten burası bambaşka bir dünya baktığımızda. Bolaman'dan itibaren kıvrılıp Perşembe'ye kadar giden bu yolda hakikaten çok güzel bir tesis. Ve kısa zamanda, 10-15 günlük bir süre içerisinde orada neredeyse sizi duymayan yok. Bunu nasıl sağladınız? Şükürler olsun. Ya şimdi reklam tabii ki önemli. Ama en iyi reklam, tam onu söyleyecektim. Fısıldak gazetesi dediğimiz insanların buraya gelip de manzarasından, hizmetinden ve bizim yani kalitemizden memnun olduktan sonra bizim aslında çok fazla bir şey yapmamıza gerek kalmadı. Tabii ki yani kulaktan kulağa gitti. Şükürler olsun. İyi durumdayız. Ya gelen misafirlerimizi her ne olursa olsun memnun ayrılmak zorundalar buradan. Yani memnun ayrılmama gibi ihtimalleri yok. Ondan dolayı da tabii ki yayıldık. Şükürler olsun. İyi durumdayız. Çok güzel bir restoranımız var. 30 masa, sanırım 120 yakın bir kişi kapasitesi var. Evet. Ve hakikaten yemekleriniz olağanüstü. Yani evet. Aşçınızı kutlamak lazım. Şükürler olsun. Aşçımız iyidir. Burada tabii ki yemek den ziyade bir de yani kahvaltıya da bekleriz sizi. Emin olun ki o konuda da aşçımıza aynı lafları söyleyeceksiniz. Burada rezervasyonlu kahvaltı alıyoruz yani şu an için. Yoğun geçiyor şükürler olsun. Onun için yani çok fazla kişiyi tıklım tıklım buraya yani doldurup da bir de malum biliyorsunuz yani pandemi dönemi zaten mümkün olduğu kadar masalarımızın araları bayağı bir geniş. Rahat rahat en azından yemek ya da kahvaltıyı 20 masa eksik olsun. Ama yani var olan misafirlerimiz rahat bir şekilde yemeklerini veya işte kahvaltılarını yapsınlar diye rahat bir hizmet sunmaya çalışıyoruz burada. Güneyde ve Ege'de gördüğümüz aktivite alanlarını burada pek kullanmıyoruz. Havuzumuz var. 4 yıldız konseptinde bir otelsiniz aslında. Sonra evet. Bugün yarın o şehit alacaksınız. 4 yıldız müracaatımızı bulunduk. Müracaatta bulunduk yani 4 yıldız olarak. Odalarımız ve oda içerisindeki yani kullandığımız malzemeler tabii ki yani 5 yıldız aslında kalitesinde. Hiçbir şeyden de kaçmadık yani kalite olarak da. Yani ne olması gerekiyorsa oda, bir otel odasında her şey yani fazlası var. Havuzumuz ya gayet büyük ve geniş bir havuz, rahat bir havuz. Yanında çocuk havuzu var. Bir ay gibi, 1,5 ay gibi bir zaman içerisinde yan tarafa çocuk oyun alanları yapılacak. Şu an yapılıyor hatta. Tabii yani kış içinde bu katta bir çocuk oyun alanı ayarlayacağız. Yani mümkün olduğu kadar biz 4 yıldızın daha üstünde bir kalite vermeye çalışıyoruz. Baktığımızda ne şehir otelisiniz, ne resortsunuz. Evet. Yani
ne doğa atölyesiniz ama hepsinden birer birer bir evet. parça var. Bunu nasıl anlatmak gerekir? Ya şimdi şöyle, biz ilçemiz yani Perşembe'ye 20 kilometre, Fas'ya 20 kilometre arada kalmış burada. Yasonburnu gibi yani böyle bir güzelliğin içinde olan bir oteliz. İnsanlar zaten şehir otellerinden yeterince sıkıldı. Biz burada misafirlerimizi mümkün olduğu kadar uzun konaklatmaya çalışıyoruz ki zaten en az bize gelen müşterilerimiz 2-3 gün üstü konaklıyorlar bizde. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bunun yanında da zaman geçirebilmeleri için havuzdan ya da burada biliyorsunuz yani beyaz kum var bize çok yakın. Yasonburnu, Hoynat Adası, bunun gibi yani biraz da ileride yani Fas'a Hacınadaroğlu Konağı gibi birçok noktanın tam ortasındayız. Buraya gelen insanlar, misafirlerimiz rahat bir şekilde 3-4 gün zaman geçirebiliyorlar. Peki Yason'da gün batımı bir de sistemini böyle kapatalım. Yason'da gün batımı... Bulunduğumuz noktadan yani sabah gün doğumu ve akşam gün batımı yani bu nasıl anlatılır yani bilmiyorum. Yaşamanızı tavsiye ediyorum. Yani herkesin, misafirlerimizin yaşamasını tavsiye ediyorum. Emin olsunlar ki asla pişman olmayacaklar. Yani böyle bir manzarada bu gün batımı. Yani çok memnun kalacakları konularında ben ısrarlıyım. Ben de inanıyorum buna. Hakikaten görünce ve tadınca yemekte bu olağanüstü güzel manzarayı görünce buna bir kez daha inandım. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdınız. Efendim ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sizden aracılığıyla bizi dinleyen, izleyen tüm arkadaşlarımıza, misafirlerimize, herkese iyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Bir daha görüşmek üzere.